Selim Bey, ben size Selim abi diye hitap edebilir miyim? Tabii Kusura tabii bakmayın. tabii. Selim abi, öncelikle çok teşekkür ederim sana. Özellikle Songster'e yüklediğin Çöpçüler, işte Misket, Ankara, hep bunlardan çalıştık biz grup olarak önceden. Çok Bir iyi. de ben bütün parayı cahildim, rengine kandım. Gittim Fender Stata yatırdım. Ama sert mi Sonra seviyorsun? Sert müzik mi seviyorsun? evet. Sonra YouTube'dan hep işte senin derslerini dinleyerek kendimi geliştirme şansı buldum. Bunun için öncelikle çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Bir sorum var. Benim geceleri rüyama giriyor. Böyle işte festivallerde 2-3 şarkı çaldığımızda gitar teli kopsa acaba ne yapacağım? Ne olacak diye çok inanılmaz böyle korkuyorum ben de. Flödrozlu mu gitarın? Yok Efendim? değil. Flödrozlu Değil, bir gitarın mı var? evet. Belki çok yüklenirim, hani tel kopar diye bir çekincem oluyor. Ondan nasıl bir hani şey tavsiyen olur? Bundan nasıl Tamam. kurtarırım? Bu kadar. Benim soracağım buydu. Benim başıma geldi. Ben de mesela Flödrozlu bir İbanez vardı. Flödroz sistemi şu şöyle göstereyim bilmeyen arkadaşlar. Bakın burada böyle sabit bir köprü var. Bu Flödrozlarda hareket ediyor. Yani öne arkaya esniyor bir yay sistemi var. Şimdi senin gitarın bu tarzsa veya Fender normal tremoloysa tel kopsa da bir şekilde idare edersin. Akort bozulmuyor. Tamam. Ama Floydrozlarda asla idare edemezsin. Çünkü Floydrozlarda akort bozuluyor. Çünkü bilimsel olarak konuşayım. Yaylı bir sistem olduğu için atıyorum her tel 5 kilo 10 kilo işte kalınlığına göre bir yük bindiriyor bütün şeye Floydroz'a. Bu koptuğu an atıyor 10 kiloluk bir yük azaldığı zaman yay öne doğru geleceği için bütün teller pesleşiyor. Ve Anladım. hepsinin akordu da farklı bozuluyor. Telin kalınlığı değişik olduğu için. O yüzden Floydrozlarda telin koptuğu zaman yedek gitarın yoksa işin bitti. Devam edemezsin. Ama bu tarz sabit bir köprün varsa ya da Fender'lerdeki gibi tek yönlü esniyorsa orada pek bir şey olmaz. Sıkıntı Sıkıntı olmaz. olmaz. Şöyle olur. Çok riff müziği yapıyorsundur. Atıyorum. Enter Sandman çalacaksın. Kalın mi koptuğu zaman orada sıkıntı olur. Ama daha akor tarzı böyle şeyler çalıyorsan hani arada bir tel kopsa da idare edersin onu bir şekilde. Ya burada bir tane tel olmasa da kurtarır mesela bu. Solunu da ona göre bir şekilde Bir uydurursun. şekilde ayarlarım. Aynen ama dediğim gibi eğer Floydrozlu gitarlarla sahneye çıkacaksanız mutlaka bir yedek gitar bulundurun. O riskli baya. Teşekkür ederim. Sağ Rica olun. ederim. Ne demek?